Son dakika bilgisi ekranların altında var. Yeni rakamlar geldi. Günlük koronavirüs bilançosu 7 Haziran 2020 tarihinin günlük koronavirüs tablosu ekrana yansıyor. Test sayısı, bugünkü test sayısı 35.335 olarak açıklandı. Vaka sayısında dünün rakamına göre çok az bir yükseliş olduğunu gözlemleyebiliyoruz. 914 olarak açıklandı bugünkü vaka sayısının. Vefat edenlerin sayısında da 2 kişi yükselme var. 23 olduğunu söyleyelim. Bugünkü vefat edenlerin sayısının Allah'tan rahmet dileyelim. Hayatını kaybedenlere, yakınlarına da başsağlığı dileyelim. Bugünkü iyileşen sayısı yükseliyor. 2647 olarak göze çarpıyor, kayıtlara geçiyor. Toplam test sayısına baktığımızda 2.338.593 rakamını yakaladığımızı söyleyebiliriz. Toplam vaka sayısına geldiğimizde 170.132'yi görüyoruz. Vefat edenlerin sayısı toplamda 4.692 oldu ve toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 613 olarak açıklandı. Biraz yükseliş var dünkü rakamlara göre. Toplam entübe hasta sayısı da 274 olarak açıklandı ve toplam iyileşen sayısı 137.969 oldu. Şimdi ekranlarınıza gelecek bu son iki günün tablosu, bir karşılaştırma yapacağız son iki günün tablosu ile ilgili. İşte günlük koronavirüs tablosunda 6 Haziran ve bugünkü rakamlar. Dün test sayısı 35.846 idi. Bugünkü test sayısı yine benzer bir rakam, 35.335 olarak göze çarptı. Bir gün öncesine baktığımızda vaka sayısı 878'di. Bugünkü vaka sayısında çok az bir yükseliş olduğunu söyleyebiliriz. 914 oldu bu rakam ve vefat edenlerin sayısı 21'di geride bıraktığımız gün. Bugün ise 23 olarak açıklandı hayatını kaybedenlerin sayısı koronavirüsten dolayı. İyileşen sayısında gözle görülür bir artış olduğunu söylemek mümkün. Bir gün önceki iyileşen sayısı 1922 idi geride bıraktığımız gün. Bugün ise 2647 olarak göze çarptı. Elbette gevşetilen önlemler var, normalleşme süreci var. Bu süreç içerisinde de sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırıldı. Hatta son 2,5 aydaki cumartesi pazarlara baktığımızda 10. haftada artık cumartesi pazar günlerinin serbest bırakıldığını, sokak kısıtlamanın olmadığı günlerde yoğunluk oluşturduğunu insanların söyleyebiliriz. Maskesiz kişiler gördük, onları gözlemledik. Bunları da söyleyebiliriz elbette. Bunlar üzerinde konuşulması gereken konular uzmanlarımızla birlikte konuşacağız. Son günün tablosunu bir kez daha ekranlara getiriyoruz karşılaştırmalı olarak. Son günün tablosundaki test sayısı 35.335'ti ve vaka sayısı 914 olarak açıklanmıştı. Biraz yükselmişti 6 Haziran 2020'ye nazaran. Biraz yükseliş göstermişti vaka sayısı ve vefat edenlerin sayısında da bir artış olduğunu söyleyebiliriz. %10'luk bir artış, yani 2 kişi arttı, %10'luk bir artış oldu. 23'e yükseldi. Şu anda da Hasan Tezer, şu anda stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Hasan Tezer, Korona Bilim Kurulu üyesi. İyi akşamlar diliyoruz, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Rakamları gözlemliyoruz, gösteriyoruz izleyicilerimize. Son rakamları nasıl değerlendireceğiz? Hatta sokağa çıkma kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte biraz insanların çarşıda, pazarda yoğunluk oluşturduğunu söylemek mümkün. Maskesiz dolaşanları da gözlemledik. Hatta canlı yayınlarımızda parklarda yasak olmasına rağmen çocukların olduğunu da gözlemledik. Neler aktarırsınız? Evet, aslında test sayısına baktığımızda dünle bugün çok fazla bir farkı olmadığını görebiliyoruz. Aslında pozitif saptanan hasta sayısında da aslında kişi sayısında da çok farklılık yok ama hala 900'lü rakamlarda seyretmeye devam ediyoruz. Ama bizim beklentimiz bugünlerde çok daha aşağıdaki rakamların olması gerekiyordu. Bugün yoğun bakımdaki hasta sayımızın da biraz arttığını ve solunum cihazında olan hasta sayımızın da yaklaşık 20 kişi kadar arttığını görebiliyoruz. Tabii ki uzun zamandır söylüyoruz. Aslında 1 Haziran'dan beri de özellikle daha çok vurgulamaya başladık. Hastalığın, Sayın Sağlık Bakanı da her defasında bugün bir yine
Twitter hesabı üzerinden hastalığın devam ettiğini, koronavirüsün hala devam ettiğini, bitmediğini sürekli vurguluyor ama maalesef son günlerde özellikle maske takmama, sosyal mesafeye uymama, hijyen için bir şey söyleyemeyeceğim ama el yıkama için her ikisinin çok fazla uygulanmadığını bizler de görüyoruz. Televizyondan da takip ediyoruz. Tabii ki rakamlara da bu yansıyor. Düşmedi rakamlarımız, siz de görüyorsunuz. Tabii daha da önemlisi 1 Haziran'daki normalleşme süreciyle birlikte asır rakamları biz çarşamba, perşembe günü yani 10 Haziran, 11 Haziran itibarıyla değerlendireceğiz. İnşallah rakamlar yukarıya doğru gitmez. Öyle söyleyeyim. Sayın Tezer, şunu da sormak lazım. Şimdi insanlar yavaş yavaş yeni normale alışmaya çalışıyorlar. Maskesiz de çıkıyorlar. Araçlarda da yoğun kalabalıkları görüyoruz. Siz insanlara neler önereceksiniz acaba? Yani bizim önereceğimiz şeyler biz aslında 1 Ocak'tan itibaren takip ediyoruz. Yani ilk günlerinden beri yakın takipteyiz mikroorganizmayı. Nasıl canlandı, nasıl yayıldı. Her bir süreci teker teker adım adım çok yakından takip ettik. Rehberler yayınladık, öneriler yaptık. Okullar tatil edildi, uçuşlar askıya alındı, sınırlar kapatıldı. Geldiğimiz süreç çok zorlu bir süreçti her açıdan. Psikolojik açıdan, ekonomik açıdan, sosyal açıdan. Biliyorsunuz hala 65 yaş üstündekiler evdeler, evde kalmak zorundalar. Hala yıpratıcı bir psikolojik bir savaş veriyorlar. Ama bizim istediğimiz tabii ki bunların hepsinin bir an önce bitmesi, herkesin istediği hayata kavuşması. Ama bu şekilde olmaz. Bu şekilde olmaz. Bu şekilde... Evet, buyurun. Şunu da sormak isterim. Çünkü tatil planları yapanlar var. Haziran itibariyle artık sıcaklar yükseldi, sıcaklar arttı. Güneyde, Ege'de vatandaşlar denizlere girmeye başladılar. Tatil hesapları yapanlar var. Onları da konuşmak gerekiyor. Zira yollara çıkacaklar yakında. Tatile gidecekler. Neler söylemek lazım onlar için? Ne yapsınlar? Şimdi bakın biz uzun zamandır şeyi vurguluyoruz. Tamam rakamlarımız çok iyi. İstikrarlı bir şekilde bu seviyeye geldik. Allah'a şükür ölümlerimiz çok yüksek seviyede değil. Tüm Almanya'da bile %5'lerde, %4'lerdeyken bizde ölüm oranımız %2.7'nin üstüne çıkmadı. Ve 65 yaş üzeri ölümlerimiz ciddi bir şekilde azaldı. Bunda çok önemli faktörler var. Şimdi hep söylediğimiz şu, mikroorganizma dolanıyor, hala var. Hala ve önemli olan hiç şikayeti olmayan kişilerde var. Öksürmeyen, aksırmayan, ateşi olmayan kişilerde bulaştırıyorlar. Ve biz maske takmaz isek, sosyal mesafemize dikkat etmez isek bulaşıcılık devam edecektir. Bugün yine televizyonlardan gördük. Ve hep şunu söyledik. Dedik ki tatilimizi rahat yapacaksak rakamların daha da aşağıya düşmesi gerekiyor. Yani bugün olması gereken rakam aslında tam anlamıyla kurallara uyduğumuzda 200'lü, 300'lü rakamlar olması gerekiyordu. Ve ayın sonuna doğru da artık belki yüzlerin altına, Temmuz'un ortasına doğru iyice ne rahatlayacaktık, tatilimize daha rahat yapacaktık. Ama bu rakamlar böyle hep sürümcemede gidince 900'lü rakamlarda biz de endişelendiriyoruz ve uyarı da yapmak zorundayız. Her şey çok iyi gidiyor tamam ama hala 914 bugün rakam. Bunun dediğim gibi bugün 200-300 olması gerekiyordu. Ve kurallara uymazsak, maskemizi takmazsak, sosyal mesafemize dikkat etmezsek tatili düşünmek bile istemiyorum. Çünkü hep söylüyoruz, tamam havuzla bulaşmıyor. Çok dışarıya dayanıksız bir mikroorganizma. Hemen ultraviyole ışığından etkileniyor, klordan etkileniyor. Çok basit bir deterjandan ölüyor. Havuzda yaşama şansı yok ama siz havuz içerisinde yaşama şansı yok diye sosyal mesafenize dikkat etmezseniz, havuz içinde bile diyorum bakın, oyun oynamaya devam ederseniz, çıktıktan sonra maskenizi takmazsanız ve sosyal mesafenize dikkat etmezseniz rakamlar böyle gider. Tabii ki sıkıntı böyle gitsin, tamam bizi zorlamıyor bu rakamlar. Hastanelerimiz iyi, altyapılarımız iyi, her şeyimiz mükemmel ama Eylül, Ekim gibi diğer özellikle grip virüsünün de çıkmasıyla birlikte bilmiyoruz çünkü nasıl davranacağını, ne yapacağını, birbirlerini azdıracaklar mı, kötüleştirecekler mi, daha kötü bir tablo mu olacak şu an bilmiyoruz. O mu ama belli değil.
olabilir. İkinci bir dalga gelebilir o zaman. Ama o dalgayı yakalamamak için bu süreyi ödeyemizi eksiksiz yerine getirmemiz gerekiyor. Sayın Sağlık Bakanı dediği gibi maskemizi mutlaka takacağız.